Birimler, hazır haberi. Atak taarruz helikopterleri hazır komutanım. Atmaca gemi savar füzeleri hazır komutanım. Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri hazır komutanım. Hazır. Tam 35 yıldır bağışlarınız ordumuzun gücüne güç katıyor. Türk Savunma Sanayi'nin can damarı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı 35 yaşında. Ordumuzun daha da güçlenmesi için görevinin başında. Mobilyadan dekorasyon ürünlerine, her zevke ve bütçeye uygun seçenekler sunuyoruz. Dukka Home ile evinizin her köşesini özel kılın. Hemen ziyaret edin ve hayalini kurduğunuz yaşam alanını keşfedin. Ne demiştik? Hep pazar pazar dolaşmayacağız. Biraz da balık pazarı diyeceğiz. Neden diyeceğiz? Çünkü tam mevsimi. Balık pazarı alayımızın yüz akı. Çok güzel bir sabit pazarımız var. Biliyorsunuz cıvıl cıvıl rengarenk balıklar. Mevsim gereği en yağlanmış, en leziz zamanı balığı. Biz de sardunyamızda elimden geldiğince mevsime göre palamut, mevsime göre hamsi ya da sardalya yapıyoruz. Bazen buğulamasını yapıyoruz, bazen tavasını yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. İnsanlar keyifle yemek yemiş oluyor. Balık pazarı deyince tabii çok tezgah var. Böyle sıradan sağ olsunlar Alanya'ya hizmet veriyorlar. Çünkü çok spesifik bir şey balık. Tazeliği çok önemli, hijyeni çok önemli. Bize olabildiğince sardunyamız için en tazesini, en lezzetini peşindeyiz. Böyle balıklardan bir gelelim, balıkları bir şey yapalım. Şu anda burada gözüken yeni şuprası, levrekler, sokar, çizgili barbun, nefis oluyor. Lokum balığı var. Mırmırımız, Akdeniz'in, alayımızın balığı. Kuzu balığı, akya dedikleri. Kubbesimiz. Mercanlar, levrekler, çurpalar, istavritler, hamsiler. Bakalım fiyatlar ne alemde. Bir gelsin arkadaşım. Gel arkadaşım, gel ya. Bu çok kubbes, 200 liralık. Çok kubbes. Efendim fiyatlar ne alemde fiyatlar? Şimdi geldik tezgahın başına. Ne öneriyorsun? Nasıl? Herkese göre. 150'den başlıyor. Ne 150 olan lokum mu? 150 kubbes. Bir kilo kubbesi al, tavasını yap, mis gibi ye. Değil mi efendim? Mırmır kaç var? Mırmır 250 lira. Mırmır. Buranın. Lokum. Lokum 200. Lokum 200.
25 liralık yapıyor. Barbunlar var orada. Ha. 250. Çilgili barbun. Palamut 150. Ölçüktü. Palamut. Vay 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 vay. Kaç para? 125 liralık mı? Bayağı torik gibi zaten o ya. Buranın değil değil mi? Buranın onun kanlı oluyor. Buranın mı? Kanlı oluyor. Denekli falan. Oo. Levrek. Levrekler levrekler ne alemde? Levrekler boy boy bak ufak. Şunlar ne güzel ya. Hepsi deniz. Hadi canım. Yok canım. Orada köşede var yetiştirmeler. Yetiştirmeler 250'den başlıyor. Bunlar? Bunlar da 250. Yetiştirme fiyatına deniz balığı alabilirsiniz. Mis. Biraz ufak olur ama. Ama ne güzel olur ya. Tam tavalı. Ha? Yoo ben onu fırında yaparım. Şimdi vay 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 vay. Şuna bak. Şuna böyle ya. Vay. Allah Allah. Ya deniz nelere kadir ya. Denizden neler çıkıyor değil mi ya? Ya şimdi hep pazarda program yaptık. Tabii ki domates, salatalık, işte efendime söyleyeyim. Maruldur, maydanozudur, dereotuzudur, kabağıdır, patlıcanı çok önemli tabii. Hardiyomuz her zaman kullanıyoruz ama balığı da kullanıyoruz. Vay vay vay. Mercanlara bak. Efendim kara kulak. Vay vay vay. Yetiştirmedi değil mi bunlar? Değil yetiştirme yok. Yetiştirme bir tek bunlar var. Ya da ya sonuçta. Vay vay. Şuna bak cam gibi. Volta balığı. Vay vay vay. Peki Girit'e falan yok mu bugün? Bugün yok. Evet. Görüyorsunuz. Muhteşem. Bunların birçoğu tava yapılıyor. Fırına pişecek olanlar levrekler. Levrektir, çupradır. Fırına çok yakışıyor. Karakulak fırına çok yakışıyor. Buğulamasını yapıyoruz. Muhteşem oluyor. Bir gelelim dolaşalım bakın. Başka tezgahlarda neler var? Fiyatlar böyle. Fiyatlar ekonomik. Fiyatlarda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü hakikaten özellikle kırmızı etin önüne geçilemiyor. Fiyatlar uçmuş geçiyor. Her hafta yeni fiyat geliyor. Hep üstüne konuyor fiyatın. İnanın yetiştirmekte zorlanıyorum. Yani tamam pişiyorum, işliyorum. Kaça kadar gidecek bu iş bilemiyorum. Şu anda kıymalık et 450'yi buldu. Efendim. Nasılsınız? Hayırlı işler. Hayırlı işler efendim, hoş geldiniz. Tam balığın mevsimi değil mi? Aynen, şu anda balığın mevsimi. Vay be. Ne diyor doktorlar? Ne diyor doktorlar? Eti bırakın bol bol balık yiyin. Balık zihni açar, gözlere iyi gelir. Buyurun efendim. Sağlıklı yaşam. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Sağlıklı yaşam için balık. 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 Mevsim. Of. Bütün malzeme burada. Aynen. Gel şuraya bak. Vay. Anlat bunlar nereden geliyor, nasıl geliyor, nerede yakalanıyor? Şimdi şu bizim levreğimiz, meşhur levreğimiz. Mis. Şu vay Lagos. Of. İncisi. Lagos. Hem de kocaman bir Lagos maşallah. Lüfer. Lüfer. Vay be. Ya lüfer ne güzel ya. Sıkıntılı bozuyor. Olsun. Bu lüfer. Vay şuna bak ya. Izgaralık. Kaç para bu lüfer? Şu mezgit, şu da mercan. Lüfer çok güzel ya. 600-700 lira kilosu. Daha başka yerde tanesini 250'ye satarlar. Ben sana kilosunu 550 lira yazayım. 500 aldım çünkü. Tamam. Bak aldığım tek 50 lira akan suyun parası. Temizlenen. Allah razı olsun. Seni el gibi tutan bilirsin. Oo. Senin dokunulmazlığın var. Var mı? Var. Vay be. İşte görüyorsunuz değil mi? Sardunya'mızın dokunulmazlığı var. Her yerde. Allah razı olsun size. O zaman ben bu balığı kaçırmam. Kaçırma her zaman. Bu hakikaten cam. Mevsimi. Yani dünkü balık yani. Değil mi? Dün mü geldi kaç bu? Kaç kişiyiz? Evet. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tamam. Yeter mi? Yeter. Zaten 1 kilo 800 gram mı? 2 kilo. Of. Nasıl? Ne güzel ya. Yeter bu işte değil mi? Yeter. Vay. Abi şunu bir mis. Güzel temizleyin. Mis. Şunu ne yapacağız biliyor musun? Onu ben parasını vereyim. Tamam. Yarın alayım. Hiç sıkıntı yok. Bunu tabii. Temizleme ayır onu rezervasyona. Mis gibi. Hiç buz da koymadım üstüne. Hiçbir şey yapmayalım. Soğa koyalım. Poşete koyalım. Kurumaz. Ama parasını vereyim. Yes diyoruz. Çünkü işte bu bir alışveriş işte. Şimdi pazarda benim pazarım. Pazar, evet pazarda şimdi çalışmıyoruz.
ailemizle bir güzel bir yemek yiyelim değil mi efendim? Hayır abi, tabii. Buyurun efendim. Şimdi en taze balımız hangisi? En tazemiz. Oo, vay 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 vay. Şuraya bak. Meral Hanım, siz de mi buradasınız? Bu nedir ya? Evet. Bu nasıl bir güzellik? Şuna bak. Efendim. Ne balığı bu? Bu efendim, mercan. Bu mercan bu. Mercan. Aynen. Nasıl bir şeyiniz efendim bunu? Bunu güzelce filote yaparız. Filotodan takoz. Bol zeytinyağı, ya çek ya kızar. Mısır unuyla. Mısır unuyla. Alanya tabiri bir de talatır ya. Ama ben bunu buğulama yapıyorum. Buğulama. Ooo, mantarlı, o soğanlı, sarımsaklı buğulama. Yes diyorum. Yes diyorum ya. Abi. Şu Meral Hanım şuraya bakın ya. Şura, esas şuna bak, şuna. Şuraya bak. Şuraya bak. Vay 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 vay. Denizin canavarı bu ya. Vay 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 vay. Giri de bu. İşte bu denizin kralı. Kaç kilo be? Vay vay. Ben tahmin edeyim mi? Var ya. 9 var mı? 9 kilo 300. 9 kilo gördün mü? 300 gramla. Elim az zamanda. Olta balığı. Olta balığı. Ha, dün gece. Dün gece. Dün gecenin balığı. Aman Allah'ım. Maşallah. Bunlar deniz devrekleri. Bize yerim. Balıkları gördün değil mi? En kısa zamanda balık yiyelim ya. Nasıl güzeller ya. Balık sağlık. Meral Hanım, balık yiyelim mi? Balık yiyelim valla. Vallahi. Balık yiyelim. Balık yiyelim. Allah rahmet eylesin diyelim. Şuraya bak ya. Ne şimdi mesela herkes şimdi çeşitli kubbes mi bu? Kubbes. Kaç para bu kubbes? Kubbes 100 liradan 100 liraya kadar. Alayımızın kubbesi ya. Meşhur. Tava. Bu tava yapılır değil mi? Tava. Tava. İstavrite bak. Bu nereden geldi? Karı. Vay vay vay. Vallahi. Mah. Bak işte bu var ya. Bir kere yarım birkaç tane atalım. Vallahi bir kilo da ondan yapalım. Evet. Çeşit olsun. Çeşit olsun hem de renk olsun. O bunu ben şimdi fırında yapacağım. Bunu da tavada yaparım. Onu tavada. Of, dil balığı. Çerez gibi. Dil balığı. Vay 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 vay. Geçen gelseydin fener balığı vardı. Ruhum beni seven of. Alır. Fener balığı kafasından da çorba yapacaksın. Çok büyük balığı. Yapma ya. Mercanlar, ridakiler. Kaç para bunlar mesela? Paramız yeter mi? 200 lira. Ya parayla. Vallahi sarı kanata bak ya. Sarı kanat lütfen karışık bunlar. Zaten bundan çoğu sarı kanat. Olsun ama. Vay, temizliyorsunuz böyle. Hizmette sınır. Köşen balıkçılık. Buyurun. Restorançılık yapıyordum o zaman. Bistro Belman var ya. Tamam. Oranın en üst katı bizdeydi. Oo. Şato. Şato. Ha, bizdeydi orada. Biz çalıştık. Altında kulüp var orada. Kulüp 13. Ha, kulüp 13. Şato. Orada hep mağaza oldu bizim iskele ya. Onlar bizim mekanlar. İskele mağaza oldu ya. İskeler bitti, hep kayboldu. Değil mi ya? Hep bitti. Bu şey kulübü var ya, ananın takıldığı yer. Evet. Orada bizdeydi. Aşağıda kulüp 13. Oo, tabi orada ilk orası değil mi? Vay be. Yıllara bak ya. Onlar hep biz çalıştık. Mazide. Şimdi kimler geldi, kimler geçti? Hiç sorma. Çoğu gitti ama. Hayat devam ediyor ama bir şekilde yani. Devam ediyor tabii. Biz de yıllarca otelcik yaptık. Şimdi ufacık bir restoranım var benim de. Sardunya restoran, değil mi? Evet, ev yemeği yapıyorum. Hemen Başkent Hastanesi'ne gelmeden petrolün hemen arkası. Aha. Ev yemeği yapıyorum. Harika. Sen bu Mustafa'yla ortaklık yaptın mı ya? Kimle? Kıvırcıklı Mustafa var sana. Yok şimdi. Ortak yok. Ortak arkadaş çok ama ortak yok. Evet, işte böyle. Yani her zaman pazar pazar dedik. Hep pazarda çekim yaptık. Şimdi bugün de balık halindeyiz. Balık halinde muhteşem, güzel bir gün. Evet. Oo, karideslere bak. Sen şu karideslere bak ya. Jumbo karideslere. En çok bunlar Ruslar alıyor değil mi? Ruslar çok. Peki, geçen seneki alışverişle, şimdiki alışveriş, bu Ruslar gitti diyorlar. Doğru mu? Ruslar gitti biraz. Neden bu emlak sektörü çökündü? Ya. O sebepten dolayı biraz. Ukraynalı var. Rus. Aslında batırlar gelse daha iyi. Hollanda, ya şimdi Alman, turist Alman olarak geliyorlar da işte burada yaşamaya. Almanlar gelsin. Değil mi? Benim garsonluk yaptığım. Senin o zamanlar küçük Almanya diyorlardı bu Alanya'ya. Avusturya.
Siz Almanya'dayız. Evet. Sanki Almanya'nın bir şehri gibiydi. Bütün tabelalar Almanca yazardı o zamanlar. Şimdi 85, 86, 87 yıllarda bizim o zaman turizmin... 1989'da olanın ilk defa olanlar. Ya şuraya bak ya. 89'da. Geri gider bazı. Maşallah. 20... Kaç? 25 yaşında. 25 yıl sonra geri bulduk o zaman. Yok canım. Allah Allah. Hayatlara bak. Bizim de şey... Vardır Allah'ın çok. Öyle hikayeler çok var. Kesip değildir her yerde. Yani film film hikayesi. Aynen aynen. Çıktık buldum seni. Buldum ya tabii. Yok şey canım. Hayır bakalım sahibim. Mustafa Bey haberim oldu. Allah razı olsun. Vay 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 vay. Ya işte böyle hayatlar. E turizmde bunlar var. Her şey vay vay şuraya bak ya. Kalamar. İşte kuzular, turna, sarı turna bunlar çok güzel ya. Oo, bir haber edeyim de sarı turna gelmiş diyeyim ya. Tazeliğe bak. Balığın havyarı, balık yumurtası dedikleri bu işte. Şimdi biliyorsunuz balıklar, büyük balıkların hep içine var. Keşke bunlar denize karışsa, bize yemeye fırsat olmasa. Ama yapacak da bir şey yok. Tabiat, birileri yakalanacak, birileri yiyecek, birileri yapacak. Kalamar. İşte böyle. Balık yiyeceğiz. Hele şu anda mevsiminde hakikaten 200 lira, 100 lira hakikaten bir kırmızı etin yanında bedava. Bir de yapmayı bilirsek, becerebilirsek, hiç beceremezsen de burada balıkçılar var, balık çarşısında. Onlar pişirmesini yapıyorlar, ufak bir para alıyorlar, cüzi bir para. Yani balığı şu anda tüketmek lazım. Onun için getirmem sizi buraya. Hakikaten çünkü her şey mevsimi. Şimdi yazın zaten yasak başlıyor. Av yasağı başladığı zaman zaten balıktan uzaklaşıyoruz. Yani çiftlik balığa kalınca zaten zevki yok. Şimdi tam mevsim. Her şeyden tatmak lazım. Şu anda da balık yiyeceğiz. Burada karşılaştığımız iyi oldu. Ne demiştik? Sürprizler bitmiyor. Sürprizler bitmez efendim. Sabah yayın yapıyorum diye bana kızıyorlar. Gökert Bey, sabahın köründe ne canlı yayın yapıyorsun? Niye? Çok güzel oluyor. Enerji? Tabii enerjimi herkese paylaşıyorum. Bakayım. Evet, enerji işte. Buyurun. Bugün de bak şimdi balık pazarındayız. Sende enerji bitmiyor. Açılışlar, kapanışlar. Vay 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 vay. Selin bizi Selin herkes birbirini çekiyor. Şuraya bak ya. Kum katlar, mum katlar. Bak. İşte benim aslında en sevdiğim balıkçılardan bir tanesi de bu. Hayır. Hadi reklam şöyle. Buranın reklamı yapmak zorundayız. Çünkü burası alayımızda balık veren en güzel yer. Taze balık ha? Taze balık. Hepsi güzel alayımızın balıkları, kuzular. Turna. Kubbes. Meryem anlatayım mı sana ne olduğunu? Anlatma. Kubbes. Mırmır. Onu yapacağız canım. Akşam yaparız. Sen mırmır. Efendim akşam bugün Gazipaşa'dayız çünkü TMA hastası bir evladımız için. Bugün kampanya değil mi? Müthiş. Tam destek, tam destek. O zaman yarın yaparız. İnşallah. Evet. Biz burada program böyle Meral Hanım'la daha güzel renklendi. Değil mi Selin Hanım? Yani şuraya bakar mısınız ya? Renklere bak ya. Elimde kamkatla. O da bir renk. Bir şey diyorum, kamkat mı kumkat mı? Kumkat. Kumkat. Ya fark etmez gönlünden ne geçiyorsa. Bugün kamkat, yarın kumkat. Evet işte böyle. Program böyle bitiyor. Güzel renkli program burada bitiyor. Evet, çok önemli. Ne demiştik? Sürprizlere açık olmak lazım. Her zaman sebze meyve pazarı değil, biraz da balık pazarı dedik. Tam mevsim dedik. Tamiratlar devam ediyor burada. Bayağı bir balıkçı açılmış ya. Ama kimse bir şey sormuyor. Ama kolay gelsin. Ustacım mısın?
Hayırlısı olsun. Anlamıyor. Evet. Anlamıyor. Zaten diyor ki küçük ya bu diyor bu çekiyor. Zaten diyor bununla nasıl çekiyorsun? Evet. Evet. Hem de bayağı da güzel çekim yapıyor ha. Çok iyi ya. Arkadaşlar C vitamini deposu şu anda bol bol tüketin. Ah, bir de salı pazarındaki görüntüye bak. Burada nasıl doluyor full. Şuraya bak. Bomboş şu anda. Buraya gelin. Burada hakikaten çok güzel balıkların en iyisini, en tazesini, en de ucuzunu bulma imkanı var. Ne dediler? Herkese uygun balık var burada. 500'e de var, 200'e de var, 100'e de var, 150'ye de var. Bundan sağlığı, can sağlığı. İşte böyle. Bugün böyle güzel bir program yapalım dedik. Balıktan bahsettik. Fiyatlardan bahsettik. Böyle sürprizler devam edecek. Sürprizler devam edeceğiz. Burada biz balık, bir günde balık pişirmesini, buğulamayı yapacağım mutfağımızda. Hamsi buğulama nasıl yapıldığını göstereceğim size. Öyle de bir çekim yapacağız. Durağan çekimlerden biraz daha hareketli çekimle başlayalım değil mi Selin Hanım? Yani gösterin nasıl yapıyoruz. Nasıl yapıldığını öğrensinler, görsünler herkes. Sonuçta gizli saklısı yok bu işin. Mahareti bizim elimizde zaten. İnsanlar da öğrensin, bilemeyenler tabii çoğu insan biliyordur ama bilen, yapamayanlar bize gelsin, yesin. Yapabilenler de yapsın evlerinde. Buradan alsınlar balığı, yapsınlar evlerinde hamsisini. Evet, işte bu bir Sardunya Ev Yemekleri sponsorluğu gerçekleştirdiğimiz Gökapçam Grubu Pazar Filesi programı bir cumartesi günü çektik bugün. Çok da güzel bir gündü. Artık yağmurlar yavaş yavaş bitiyor. Şubat ayının sonuna doğru geliyoruz. Mart ayı sonrasında zaten bahar sonrası hemen yaz başlıyor bir güzel alanımızda. Böyle güzel sürprizler yapacağız. Önümüzdeki hafta bence bir hamsi yapalım bizim mutfağımızda. Sardunya'mızın mutfağında güzel bir hamsi yapalım. Hamsi buğulamayı nasıl yapıldığını öğrensin herkes. Görsün nasıl yapıldığını. Böyle de güzel bir program olsun. Efendim size iyi günler diliyorum. Sağlıklı sıhhatli günler diliyorum. Sardunya'mızı da bekliyoruz her zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bilimler, hazır haberi. Atak taarruz helikopterleri hazır komutanım. Atmaca gemi savar füzeleri hazır komutanım. Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri hazır komutanım. Hafif darbe. Tam 35 yıldır bağışlarınız ordumuzun gücüne güç katıyor. Türk Savunma Sanayi'nin can damarı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı 35 yaşında. Ordumuzun daha da güçlenmesi için görevinin başında.